Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'ıma binlerce şükürler olsun, hamdolsun iyiyiz. Arkadaşlar bugün ben size ne yapacağım? Bugün ben size bir bitkimizi tanıtacağım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bakın, bu bitkiyi bilen var mı arkadaşlar? Bu bitkimizin adı kuşkonmaz, sarmaşık, çıtırgı diye tanınır. Bunu güzelce bu şekilde güzelce yıkıyoruz ve elimizle, kesinlikle bıçak değirmiyoruz, elimizle bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Ben bunların bir kısmını kırdım, hazırladım pişirmeye. Fakat pişirmeyeceğim arkadaşlar. Ben bunu güzelce buzdolabı poşetime koyacağım ve buzdolabı poşetimi koyduktan sonra derin dondurucuma bırakacağım. Orada saklayacağım ve çocuklarım gelince çocuklarıma pişireceğim. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu güzelce yağımıza, tavamıza yağımızı koyuyoruz. Daha sonra ince ince küçük küçük soğanlarımızı kırıyoruz, kesiyoruz ve doğruyoruz. Tavamızda güzelce soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımızı kavurduktan sonra bu doğradığım şöyle sarmaşıklarımı tavamıza bırakıyorum. Güzelce soteliyorum. İyice piştikten sonra içine yumurta kırıyorum. Arkadaşlar, yumurtalı çok güzel olur. Çok şifalı bir bitkidir bu. Her zaman bulunmaz. Ege yöremizde çoktur. Dağlarda, sulak yerlerde yetişir ve çok çok sağlıklı, çok rahatsızlıklara faydası vardır. Dediğim gibi sarmaşık, kuşkonmaz, çıtırga diye adlandırılır. Ve arkadaşlar ben bunu ne zamandır arıyordum, bulamadım. Fakat döndüğümde dikili pazarımızdan 3 bağ bulabildim. Ancak 3 bağ görür görmez hemen aldım. Hepsini aldım. Fakat bayağı biraz pahalı. Ama olsun. Çok şifalı. Bakalım önümüzdeki hafta yine bakacağım. Eğer bulabilirsem tekrar alacağım. Tekrar böyle aynı şekilde hazırlayıp derin dondurucuma atacağım. Ama ne yazık size nasıl pişirildiğini şu an gösteremeyeceğim. Sadece anlattığım kadar, çok bir zoru yok. Sadece kavuruyorsunuz, yumurtasını kırıyorsunuz ve yiyorsunuz. Ama kesinlikle bıçak değirmiyorsunuz arkadaşlar. Sadece ve sadece elinizle böyle kopartıyorsunuz. Evet arkadaşlar, size bu bitkiyi tanıtabildiysem ne mutlu bana. Ama yine de yapımını mutlaka ilerleyen günlerde size bunu göstereceğim. Sadece hazırlanış şeklini ve bitkimi tanıttım bugün. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu çıtırgı, kuşkonmaz. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar farklı, bunlar farklı, bunlar sarmaşık. Böyle arkadaşlar.
Sizler nasılsınız bu arada? Hepiniz iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Çok. Evet. Bunun homoite bile çok faydası var arkadaşlar. Bu bitkimizin çok şeye faydası var. Hemen bunu böyle ne yapıyoruz? Şunun bir tanesini göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Aynen bu şekilde hazırlıyoruz. Bu bitkimiz birazcık şey olur. Acımsı olur. Ama bunu bıçak değirseniz daha çok acı olur. Böyle elinizde yaparsanız o kadar acı olmaz. Evet. Şimdi ben bu kalanları da doğrayacağım. Ondan sonra buzdolabı poşetime koyacağım. Buzdolabı poşetimi alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Harika. Evet arkadaşlar. Bu arada videomu sonlandırıyorum. Beni izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Yepyeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim zil sesini aktifleştirelim. Beğeni ve yorumlarımızı unutmayalım. En güzel videolardan haberdar olmak için lütfen bildirim zil sesini aktifleştirelim. Buradan beni izleyen bütün arkadaşlarıma, can dostlarıma teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz diyorum aramıza. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buzdolabı poşetime koydum. Şimdi buzdolabıma kaldırıyorum.